Herkes bunu konuşuyordan bizleri izleyen herkese merhabalar. Değerli TV izleyicileri, biz yeni bir programla karşınızdayız. Bugün günlerden pazartesi. Öncelikle tüm Manisa'ya sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirmesini temenni ederek programımıza başlayalım. Bugünkü konuklarımız da Manisa ve İzmir arasında seyahati sağlayan bir acentenin başkanı ve başkan yardımcısı olacak. Başkan Davut Kurt, başkan yardımcısı Levent Ziberler bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi biz ETV olarak, özellikle ben yaptığım program için söylüyorum, Manisa'da olup biten her şeyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yani işte basında, gazetede, işte televizyondaki haberlerde hangi konu işlenmişse programımızda o konuyu işlemeye gayret ediyoruz. Baktık ki geçtiğimiz günlerde siz yönetim kuruluyla birlikte Cengiz Ergün'e bir ziyarette bulundunuz, Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Orada taleplerinizi, sorunlarınızı ilettiniz ve ortaya bir UKEME toplantısı yapılacağı kararı çıkartıldı. Evet. Biz de bunu bugün masaya yatıralım istedik. Öncelikle asıl sorun neydi? O ziyaret neden gerçekleştirildi? Öncelikle ETV ailesine, çalışana çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı, bu fırsatı verdikleri için. Tabii bu Manisa Seyahat arasında, Manisa Seyahat'ın yıllar öncesinden bu yana 1977'den beri Manisa Seyahat unvanını alan bir firma. Hı hı. Bu firmamızın şehirler arasında bu hizmeti verirken, tabii malum otogar değişti bizim. Evet. Manisa'da. Bu otogar değişiminle birlikte şehrin doğu kısmına alındığından dolayı biz tabii İzmir'e, Manisa'ya çalıştığımız için bu eski Süret yolu dediğimiz Mimar Sinan Bulvarı'ndaki geçişimizi Ulaştırma Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın toplantısını, UKAMA kararı dediğimiz kararla ilgili bir karar alınmış. Muhtemelen 17-2015'te, 17-12. ayın 15'inde. Bu karar buradan geçmemizin trafiği sıkıntıya sokacağını bir kanata varılmış. Bu karar üzerinde 1-1-2016 itibarıyla bu Süret yolu dediğimiz eski Manisa Süret yolu dediğimiz ama şu an Mimar Sinan Bulvarı'nın unvanını aldığı için oradan geçmemizi uygun olmadığını bir karar istinaden uygulamalar başladı. Tabii bu uygulamalarla ilgili bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Evet. Bu sıkıntıları gidermek için mülkamın valimiz başta olmak üzere Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergül Beyefendi'ye ziyaret ettik. Bu sıkıntıyı anlattık. Bu sıkıntıların sadece firmayı etkilemediğini, Manisa-İzmir arasında çalışan veya üretimini yapan öğrencilerimizin mağdur olacağını, aşağı yukarı gün içerisinde 5.000'den 7-8.000 arasında insanı etkileyeceğini ifade ettik. Evet. Sağ olsun kendisi de konuya vakıf olduğunu, çalışanların, insanların mağdur olmaması için gayret sarf ettiğini, ciddi bir çalışma yaptığını hepimiz malum biliyoruz. Bu konuda gidermek için UKAMA kararı tekrar toplandı. Cuma günü saat 2.30'da toplandı. Bu kararı tekrar düzeltilmesi için karar alındı. Ve Mimar Sinan Bulvarı Manisa Seyahat olarak Manisa-İzmir arası gerek öğrencilerimizin gerek çalışanlarımızı sağlıklı bir şekilde götürüp getirmek de bizim görevimiz. Biz tabii bunu mutluluk veriyor. Bu görevi yaparken her ne kadar ticaret yapıyorsak bu bir hizmettir. Bu bir kamunun yapmış olduğu hizmetlerin aynısı. Aşağı yukarı saat 5.30'dan
akşam 11'e kadar. Hem okuldan çocuğumuzu alıyoruz, evine bırakıyoruz. Gerek Manisa'da, gerek İzmir'de. Yani bu hizmetleri biz verirken tabii öncelikli şeyimiz ticaret belki yapıyoruz ama ticaret değil. Bu hizmeti layıkıyla yapabiliyor muyuz? Evet. Bunları öncelikli. Hedefimiz tabii bu konuda biz elimizde geleni yapıyoruz. Aksaklıklar oluyor mu? Oluyor. Yani olmaması mümkün değil. Gün içerisinde 5'ten 7 bin arası insanın gidip geldiğini, firmamızda seyahat ettiğini. Tabii bu kolay bir iş değil. Bir tek öğrencimiz olsa dahil biz araba çıkarıyoruz. Yani müşteriye göre araba kalkmıyor sanırım. Yani saatleri var. O saatlerde mecbur olsa da olmasa da siz görevinizi eline getiriyorsunuz. Aynen. 10 dakikada bir araç çıkarıyoruz. 10 dakikada? 10 dakikada bir araç çıkarıyoruz. Bu şehir içi bile bu kadar araç sık çıkmadığını gözlemiyoruz. Ben yarım saatte bir falan diye düşünmüştüm ama. Hayır. 10 dakikada bir araç çıkarıyoruz. Artı öğrencimizle ilgili gerek kampüste olsun gerek İktisat Fakültesi'nde olsun. Bu araçlarımızın bir tek öğrencimiz olsa dahi İzmir'in hangi üniversitesine olsa gidiyor araçlarımız. Anladım. Hem alırken de Manisa'dan giden öğrencimiz için de aynı araç çıkarıyoruz. Bu bakımdan tabii burada mutluluk duyuyoruz. Yani bu görevi Cenab-ı Hak bu firmayı kuranlar da razı olsun. Bunun ebediyette güçlenlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum. Bunun zamanında kurulmuş bu firma. Bu gerek Manisa gerek İzmir arasındaki Ege bölgesine hizmet veren bir firma. Evet. Tabii bunu bu firmayı önünü kesmek veya şey yapmak herhangi bir şeyimiz veya mülki emirlerimizin de yok. Ama orada bir alınan kararın bu insanlarımızın mağdur olacağını belki ilk etapta fark edilmemiş olabilir. Ama sonraki meydana çıkınca bunu düzeltmekte. Bu her sağ şeyde olsun. Böyle değil mi? Hani yeni bir şey yapmaya çalışırsınız ama işte hiç ummadığınız sorunlar çıkmaya başlar. Pratikte meydana çıkıyor. Ararsınız. Evet. Evet. Bu her sektörde, her alanda olabiliyor bu tarz şeyler. Aynen. Peki Levent Bey size de soralım. Hiç yolculardan böyle bir talep geldi mi? Yani onlar da şikayet etmişler miydi bu korkunç duruma? Korkunç derecede. İnsanları zor tutuyorduk. Evet. Değerli Başkanım, Büyükşehir Başkanım Alan Agorkun olaya hemen vakıf oldu. Diğer mülki amirlerimize de bu konuda çok teşekkür ederiz. Fakat başta Cengiz Ergün Bey'e, Mehmet Gülgülü Bey'e ve değerli UKM Başkanı Mümin Deniz'e bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yanlıştan dönüldü. Bize teşekkür telefonları yağıyor, inanın. Bununla ilgili. Müşterilerden evet, mi? Çok rahatladı bizim yolcularımız evet. Bu konuda. Başkanımın dediği üzere ticaretin dışında bir hizmet olayı konusuydu evet. Burada. Bunu anlatabildik değerli mülki amirlerim de vakıf olaya zaten. Bir yanlış yapıldı ve erken dönüldü. Şu anda herkes memnun. Evet. Yolcularımız da biz de memnunuz. Yani bir sorun çözülmüş oldu. Evet. O büyük zaman bir sorun. İnsanların bir şeyleri talep etmeleri gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Yani siz dile getirirseniz birileri de sizin sesinizi yetkililere duyuracak ve sorun ortadan kaldırılacaktır. Siz muhakkak aracı oldunuz. Vatandaşların, müşterilerin sorunlarını çözmeye çalıştınız. Aynen. Manisa'da böyle bir firma sadece tek sanırım. Biz iki firma olarak Manisa'ya ait. 63 nolu Manisa Seyahat Kooperatifi, bir de 74 nolu Manis, eski belki hatırlarsınız, kooperatifi. Tabii biz 2000 yılında bu her iki kooperatifi müşterek olarak çalışmasını arzu ettik. Çünkü önlü arkalı çalışıyorlardı bunlar. İşte dakikamı çaldın, yolcumu aldın muhabbeti söz konusuydu. Evet. Tabii bunlar da hoş bir şey değildi. O günkü Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Büyükoğlu vardı sağ olsun. Bu konuyu iletti. Biz tabii bu konu üzerine yoğunlaştık. O gün biz görevde değildik. Her iki seyahatin yetkilileriyle, başkanlarıyla görüştük, bir araya geldik. Bir mütabakata vardık. Beraber çalışıyoruz ama her iki firmanın da resmiyeti devam etmektedir. Bu konuda 2000 yılından bu yana sağ olsun o konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her iki firma beraber çalışıyor. Bu şekil sağlıklı bir şekilde gidip geliyoruz. Hamdolsun herhangi bir bu süre içerisinde Manisa Seyahat'in herhangi bir kazası veya
böyle ciddi bir şekilde şeyde hamdolsun yok. Bu konuda Allah'a şükürler olsun. Devam edip gidiyoruz. Hemen şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Şimdi yeni otogar hizmet binası yapıldı. Evet. Çok modern, çok güzel oldu ama bununla ilgili hiç sorun yaşandı mı? Bunun, bu konuştuğumuzun dışında. Pek büyük bir sorun yaşamadık hamdolsun. Hı hı. Ciddi böyle bir sorun yaşamadık. Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Cengiz Ergül Beyefendi'ye bu konuda teşekkür ediyoruz. Gayet mevcut esnafımızı oraya taşındı. Herhangi bir eksi artı filan söz konusu olmadı. Yani yazana konusunda veya yerleşim alanı konusunda. Bu bakımdan çok rahat bir şekilde geçtik. Bir sıkıntı yok. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Allah uzun ömürler versin. Manisa böyle bir başkanın ciddi hizmetleri olduğunu herkes görüyor. Sağ olsun, var olsun. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Gerçekten yeni garaj bir kıraltı attı. Eski konumun dışında eskiden garajda işi olmayan insanlar da vardı eski garajda. Ama şu anda işi ve yolculuk yapmak isteyen insanlar var sadece. Evet. Bu zamanla gelişecek. Şu anda gelişmiyor. Bazı mekanlar çalışmıyor. Biraz durgun gibi görülse de zamanla düzeleceğine inanıyorum ben. Ve de gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizi rahatlattı. Temiz, ortamı güzel, ısınıyoruz. Gayet güzel. Mekan bakımında evet. Herhangi bir eksikleri olsa bile garaj müdürümüzle paylaşıp olayları çözüyoruz. Şu anda hiçbir korkumuz yok. Sadece vatandaş da o zaman şundan dert yandı. İşte şehir merkezinden otogara gitmek işte çok uzun sürüyor. Evet. İşte şehir içi dolmuş kullanmak, otobüs kullanmak zorunda kalıyoruz diye isyan tabii etmişlerdi. O konuda efendim bir açıklık getireyim. Şöyle bir şey. Biz tabii garajımız şehrin doğu kısmında. Evet. Oysa şehirleşme alanı bizim güneyde. Eski Süret yolu güzergahından İzmir istikametine doğru. Şimdi Bozköy'de oturanlar var. Laleli'de oturanlar var. Efendime söyleyeyim ta Bozköy'de oturanlar var. Şeyde var. Anamon Oteli'nin orada. Sadece gün içerisinde 500-600 kişi yolcumuz orada. Tabi bu yolcu garaja gelmesine yarım saat. Belki de ulaşamaz. Tekrar, 40 dakika falan sürüyor diye biliyorum ben. Evet. Tekrar garajdan araca binecek. Anamon'a geçesiye kadar bir saati geçiyor. Evet. Oysa biz dakikayla yarışıyoruz. Şimdi sabah saat 7'de 6'da mesela arası çıkan öğrenci araçları ya okulunda 5 dakika kala yetişebiliyor veya 5 dakika sonra yetişebiliyor. Yani biz dakikayla yarışıyoruz. Bu çocukların eğitimi, öğretimine ulaşması için. Biliyorsun malum İzmir trafiği bir yoğunluk var. Zaten Burnava'dan sonra şehir içi biliyorsunuz. Çok ciddi bir sıkıntılar var ulaşabilmesi için. Bu bakımdan bu öğrencilerimizin garaja gelip garajdan tekrar otobüse binip de İzmir'e gitmesi saatine, zamanına yetişmesi mümkün değil. Eskide zaman belki bu kadar önemli değil ama görüyorum ki 5 dakika çok önemli. Yani bu gerek şöyle düşünelim. Bu bir müessesenin bant sistemi çalışıyor. 20 tane personel çalışıyor. Bir tane personel gelmezse o bant çalışmaz. Örneğin kalite kontrolü memuru gelmediği zaman onu görevi yapacak yok. Bant çalışmaz. Yani zaman ondan dolayı 5 dakika çok önemli bir zaman. Bir kişiyi çünkü etkilemiyor. O şeyde çalışanın kesinlikle tamamını. Toplu taşıma olduğu için yani evet, bir de herkesi etkiliyor. Aynen. Müşteriyi o bakımdan etkiliyor, çalışanı da etkiliyor. O bakımdan oradaki yolcularımızın garaja gelip garajdan tekrar otobüse binip Manisa'ya geçmesi mümkün değil. Yani zaman açısından yetişmez. Bir de ekonomi boyutu var bunun. Ekonomi boyutu da bir kere şehir içi araç kullanacak, garaja gelecek. Garajda tekrar otobüsten gidecek, akşam gelince de kullanacak. Bu da bir külfet. Evet. Yani bugün bir öğrencinin ne şartlarda öğrenim yaptığını hepimiz iyi kötü yaşadık. Evet. Çok büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu bir Türkiye'nin bir gerçeği. Doğru. O bakımdan bunları 1 lira bile öğrenci için kıymetli bir para yani. Çok büyük bir rakam. Çünkü sabah verecek, akşam da gelince verecek. Yani gün içerisinde 2 tane ücret ödeyecek. Bu 2 ücretten sonra bir de
İzmir'e gitmek için ücret ödeyecek 3. Yani ciddi bir külfet oluyor. Bu bakımdan yetkililerimizden Allah razı olsun bu konuyu bir an önce farkına vardılar. Bu kararı değiştirdiler, düzelttiler. Manisa'da bir nefes aldı. Biz firma olarak da Manisa Seyahat olarak bu hizmeti verirken biz de rahatladık. Çünkü hakikaten bir hafta içerisinde uygulamaları ciddi bir şekilde bir sıkıntı getirdi. Yani bu çalışan şoförle, rastgele bir şoförü bindiremezsin otobüse. 40-50 kişi insan var. İster istemez bu şoförler deneyimi, tecrübesi, yılların vermiş olduğu bir şey var. Bir gün içerisinde bir şoförümüzün 60 tane puanı gitti. Yani yılın içerisinde 100 puan var. 100 puan aldığı zaman ilet alınıyor. Evet. 63 sefer ceza yemiş, 20'şer puanda 60 puan gitti. Geriye kaldı 40 puan. 40 puan. Yani bu evet. Yanlış alınan kararla ilgili biraz sıkıştırdılar Manisa Seyahati. Bu aşamada şoförlerimiz büyük bir sıkıntıya girdi. Evet. İyi ki aile oldu da devam edeceğiz. Evet. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bu buyurun. Firma 77 yılında kuruldu. Hiçbir ölümlü kazası yoktur. Ve de hiçbir Allah şükürler olsun. Evet. Ve de benim her zaman övündüğüm etik olmayan hiçbir şey olmadı arabamızda. Daha hala benim ben mavindim, şoförlük yaptım. Şu an idarecilik yapıyorum. Daha hala bir bayanın yanına bayandan izin almadan bir erkeği oturtmuyoruz. Yani bunu bizim başlıca kurallarımız yıllardan beri geldi, böyle devam etmektedir. Evet. Tabii ki personelde bazı sıkıntılarımız oluyor. Mavin arkadaşlarımız hepsi iyi insanlar ama yetişmiyor bu şeyde personel. Onları da vakıf aracılığıyla dersler aldırıyoruz. Celal Bayar Üniversitesi'nde 6 ayda bir kurumlarda dersler aldırıyoruz. Ama muavinler de eğitim görüyor. Evet. Biz personelin tamamına eğitim veriyoruz. Evet. Bunu yapıyoruz. Ayrıca Manisa Seyahat yolcu taşımacılığının dışında Celal Bayar talebelerini taşıyor. Evlerinden alıp, önlerinden alıp Balçova, Narlıdere, Buca, Gaziemir, Muradiye kampüsüne kadar kampüsten 2 saat arayla evlerine dönüşlerini sağlıyor. Bir. İkincisi personel taşımacılığına girdi. Fabrika. Hı-hı. Olaylarına girdik. Bunda da bir çığ gibi büyüyor Manisa Seyahat. Biraz da böyle büyümemizi istemeyen bazı kurumların da herhalde gözüne battık da bu olaylar başımıza geldi. Neyse ki doğrular bir, doğru bir tanedir ve de bulunuyor en nihayetinde. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Evet. Peki bir de ben genel anlamda şoförlerin yaşadığı sıkıntılara da değinmek istiyorum. Buyurun. Yani işin hem kazanç yolu var hem manevi yolu var. Neler yaşanıyor? Sıkıntılar nedir? Şimdi çalışan şoförlerimizi yani günün koşullarına göre, diğer firmalara göre almış olduğum, yapmış oldukları hizmet karşılığını, ücretini alıyorlar. Hı-hı. Orada herhangi bir sıkıntı olduğunu kanaatimde değilim. Çünkü herhangi bir şoförümüzün gelip de bu ücret yetmiyordur, geçinemiyorum. Pek yok. Hı-hı. O tür şeyi firmada yok hamdolsun. Yani emeğini, hakkını veriyorlar. Tabii bu 49 üyemizin olduğu bir kooperatif. Bunlarda bireysel mükellef çeteleri var. Bunlar şoförlerin, mavinlerin gerek maaşları, gerek sigortaları hepsi var mevcut. Herhangi bir sıkıntı burada söz konusu değil. Bir aile gibiyiz. Şoför, mavin, idareci. İnan ki bizim yeganemiz herkes açık kapısı. Sen giremezsin bilmem ne yok. Herkes gelip derdini anlatıp o şekilde yönetiyoruz firmayı. Gayet açık, cam gibi. Evet. Yani bir aile gibiyiz. Kimseyi kırma yok. Aynen. Kavga yok, gürültü yok. İşte çalışılan yerde mutlu olmak çok önemli. Yani birbirine geçinmek. Şükür onu biz yaşıyoruz. Çok iyi. Biz onu yaşıyoruz. Hamdolsun. Çok güzel. Bir sıkıntı yok. Böyle o konuda. Olması. Tabii ki çalışanımızı biz onun sorunlarıyla dertleneceğiz. Biz onun derdiyle derdini paylaşacağız. Eğer paylaşamazsak sektör itibarıyla bu direksiyona binmesi doğru değildir. Şoförlük zor bir meslek sanırım. Evet. Yani çünkü benim babam da şoförlük yapmıştı. Orada kolay değil. Evet. O konuda Levent Bey çok deneyimli. Çünkü otobüsçülükten gelme, şoförlükten yani gelme. Canını emanet ediyorsunuz. Evet. Canınıza emanet ediyorsunuz. İşte az evvel dediğim gibi Allah'a şükürler olsun. Büyük ölümlüyü bırakın, öyle büyük bir kazanız da. Şükür. Tamam, maşallah diyelim.
Bu yönde böyle inşallah filomuku da 12 yaşta tutuyoruz. 12 yaşın aşan modelsiz arabaları hemen değiştirme kararımız var. Kooperatif kararı var. Ve bir tomar yarısından 25 tane yakın değişti. Şimdi 2004'te de katıldı. Yeni modelli arabalarımız filoya katıldı. Evet. Yani bu da çok önemli. Bu da önemli. Biz kendi içimizde şöyle bir sloganla çıktık. Büyük şehire büyük firma yakışır dedik. Evet. Her alanda. Yani araçlarımızı geldiğimizde 2012 yılın 17 Şubat'ta göreve geldik. Arkadaşlarla beraber araçlarımız o gün için hakikaten biraz değişmesi gerekiyordu. İşte oradan bir başladık. Hamdolsun bugün 2015-2016 modeller araçlarımız var. Tabii biz Manisa-İzmir arasında da kalmadık. Diğer organize sanayi bölgemize de hizmet vermeye başladık. İki yıldır Engin Kan grubunun tamamını taşıyoruz. Vestel'in İzmir ayağını tamamını taşıyoruz. Teleset'i taşıyoruz. Mebant'ı taşıyoruz. Yani sayısı aşağı yukarı 20'ye yakın fabrikalarımızın, işletmelerimizin servis taşımacılığını da yapıyoruz. Tabii biz bunu yaparken sadece üyelerimizin değil, üyelerimizin muhtemelen %8-9 veya 10 civarında ancak vardı. Tamamen Manisa esnafına yönelik. Tabii ki bu ihalelerin Manisa esnafı iki arabası olan bir arabası olan alma şansı yok. Tabii bir öncülük yapması gerekiyordu. Biz Manisa Seyahat olarak arkadaşlarla, yönetim kurulu arkadaşlarla oturduk, bu konuyu görüştük. Bu konu üzerine ne yapabiliriz? Yani bu fabrikaların yapıldığı, bacaların yükseldiği yerde yıllar öncesi gerek Ankara'sı, Konya, İç Anadolu'ya doğru kamyon yüzüm kesilirdi. Bu şehirlere gidiyordu. Şimdi bir tane asma kalmadı. Bunlar tamamen fabrika alanı oldu. Tabii bu fabrikalar yapılırken öncelikli Manisa halkı sebeplenmesini gerekiyor. Biz de bunu bir öncülük yaptık. Bu fabrikaları, ihalelerini aldık. Manisa esnafı kim olursa olsun arabası olan, şartlara uyan, yani model şart derken modeli tutan müracaat eden arkadaşlarımıza iş veriyoruz. Tabii bunda da bir mutluluk duyuyoruz. Adam iş bulamazken, kapının önünde aracı beklerken şimdi orada hem kendi bir meşguliyet buluyor, hem kendi bir kazanç elde ediyor, hem de fabrikalarımızın sağlıklı bir şekilde işi görülüyor. Yani bunu her iki tarafında da bir memnuniyet görüyoruz. Biz de bunda zevk duyuyoruz. Çok şükür, hamdolsun bunu da başardık. Evet. Yani 2 yıl, 2,5 yıl oldu başlayalı o servis işine. Hamdolsun ciddi bir şeye geldi. Evet. Peki buyurun, son olarak eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Çünkü programımızın sonuna doğru. Ben şöyle kısaca söyleyeyim Manisa halkı için. Gam yapma olayından bahsettiniz. Evet. Bu artan maliyetler ve sigortalar, garaj güçleri, olsun belediye ödenen paralar, kiralar hepsi artmasına rağmen Manisa Seyahat hiçbir gam talebinde bulunmayacak. Talebeleri 8 lira götürüyoruz. İnanın bu Narlıdere'den alıp Muradiye'ye kadar 8 liraya geliyorlar. Bu devam edecek böyle. Evet. Onun bilgisini vereyim dedim. Bu bazı yerlerde yok gam olayı, söz konusu oluyor. Gam olmayacak. Yani Manisa İzmir arası seyahat etmek isteyen vatandaşların içi rahat olsun. Şu anda yolcu fiyatlarında bir ücret artışı olmayacak. Aynen. Olmayacak. Aynen. Ayrıca belediye başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, bizim yolcu bekleme kulübelerimizin daha konforlu, daha güzel hizmet verebilmek izni de verdi. Yakında o hizmete de başlayacak. Yol Mimar Sinan üzerindeki UKM'nin bize gösterdiği noktalardaki yeganelerimizi konforlu bir şekilde yenileyeceğiz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz şimdi son olarak? Şimdi Levent Bey'in bahsettiği güzergah Muradiye'nin Halidere aşağı yukarı 110-120 kilometre arası. O mesafede biz 8 lira getiriyoruz. 8 lira götürüyoruz. Bu ücretten bu masrafı hiçbir yerde yok. Hani biz biraz başta söylediğim gibi önceliğimiz ticaret hizmet değil, hizmet. Evet. Bu bakımdan bu konuda biz bu hizmete devam edeceğiz. Herhangi bir zam falan söz konusu değil.
rahat olsunlar. Gerek öğrencilerimiz, gerek Manisa, İzmir arasındaki seyahat yapan vatandaşlarımızı bu konuda bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bütün sivil toplum örgütlerinden tutun, siyasi partilerimizin, mülki amirlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ciddi bir sıkıntıyı giderdiler. Bu Manisa, İzmir arasındaki seyahat yapan insanları rahatlattılar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, geldiğiniz için. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Biraz Manisa Seyahat'in ETV ile buluşması uzun oldu. Yani böyle sorunlar olmadan daha programlar yapılmasını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine gerçekleştirebiliriz. Çünkü biz burada Manisa'da yaşayan her toplumun, her kuruluşun, her kamunun sesini duyurmasını sağlamaya çalışıyoruz tarafsız olarak. Çok da güzel. Çok da güzel. Çok teşekkür ediyoruz ETV ailesine. Çok sağ olun. Sağlıklı, mutlu kalsın insanlar. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet değerli ETV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un sonuna geldik. Yarın saat 10'u gösterdiğinde biz ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.